Orada normalde belki yardım etseler Allah onlara daha fazla bereket verecek ama malı da paranın da kendi çalışıp kendi kazandıklarını zannediyorlar. Öyle bir şey yok yani. Allah belli bir süre belki onlara imkan tanıyor, zenginlik veriyor. Ama geçen günlerde de söylemiştik. Belki onun cehennemine vesile olacak bir süre, Allah'ın ona tanıdığı süre. Orada bir tabak yemek zaten bir insanın yiyeceği ne olabilir? Mültecilerle onu paylaşsa Allah daha da onun bereketini verebilir. Ama orada çocuğumu okuturum veya işte o tabii en masum düşünce gene de tabii, evet. Daha iyi bir hayat yaşarım, daha iyi bir araba alırım. Evet. O mantıkla zaten arabamın kendisini... Arabamın gıcırına zarar evet, bir şey olur. Evet. Ya onun da düşünmeyip orada tamamen kendini düşünen bir insanı Allah onun da elinden alabilir. Ya orada unutmamak gereken Allah zenginliği de veren Allah, parayı, malı, mülkü veren de Allah. Burada hocamızın 2 gün önce galiba ya da dün müydü tam hatırlayamadım anlattığı velilik konusunu çok güzel anlattı hocamız. Onu hatırlatmak istiyordum. Kur'an'a göre velilikte öz kardeşi oluyor o insan. Bu çok önemli yani kan bağı olması gerekmiyor öyle bir durumda. Veli olduğunda tamamen öz kardeşi. Nasıl insan öyle bir öz kardeşine, işte hocamız örnekler verdi, bir baba çocuğuna, nasıl bir insan eşine nasıl velidir? Onu her türlü zorluktan korur. Önce kendisi atılır. İşte Peygamberimiz döneminde de Muhacir Ensarlar var. Ensarlar evlerini açıyorlar, Muhacir geliyor ve yerleşiyor oraya. Onunla birlikte yaşıyorlar. Aslında o ortamın olması gerekiyor. Kur'an'a göre bunun olması gerekiyor mülteciler konusunda da. Ama Kur'an'a uyulmadığı bir dünya olduğu için, Kur'an'a İncil'in değişmemiş, Tevrat'ın değişmemiş bölümlerine uyulmadığı bir dünyada, Allah'tan korkmayan bir dünyada mülteciler de böyle işte olabiliyor yani. İşte denizlerde ölüyorlar, bütün dünya seyrediyor. Zannediyor ki Avrupa'nın gelişmiş bir ülkesinde yaşayan insan sanki işte babası çok çalışmış, hak etmiş bir seviyeye gelmiş, kendisine sonrasında bir fabrikanın sahibi olmuş, işte güzel bir hanımla evlenmiş, çocuklarını kolejlerde yetiştiriyor. Bu bağımsız gelişiyor zaten. Halbuki o da onun kaderinde. Hiç kimsenin bir seçim hakkı yok. Biz o şehit olan küçük Aylan bebeği hatırlıyor herkes. Onun da kaderinde öyle bir ailenin çocuğu olarak doğup bütün dünyaya mesela güzel bir şey hatırlatacak şekilde Allah onu şerefli bir kaderle yaratmış. İnsanın bir seçme hakkı olmadığı için onu da unuttuklarından aslında bu böbürlenme ve bu Kur'an dışı ahlak gelişiyor. Halbuki kendisi de Suriye'nin bir şehrinde dünyaya gelmiş bir insan olarak yetişmiş olabilir. Oradaki zulme kendisi de tabi olacak olabilirdi. Bunu düşünmemekten işte bu şımarıklık kaynaklanıyor. Allah inşallah o Kur'an ahlakında bir an önce o sevgi, yardımlaşma, hoşgörü, merhamet yaygınlaştırsın. O ortadan kaldırsın bu zulüm ortamında.